83 klasör 1400 sayfa iddianame 2400 suç içerikli konuşma o tapelerdeki kan donduran ifadeler Türkiye'nin gündemini sarsan yeni doğan çatısıyla ile ilgili her geçen gün o sayfalar arasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ailelerle cenaze üzerinden bile yapılan kirli pazarlıklar, yok edilmeye çalışılan deliller, minicik canlar yeterken pişkin pişkin gülerek yapılan görüşmeler. Hatta haberleri çıkarız diye zamanda dalga geçtikleri konuşmalar bile var o kayıtlarda. Bebekleri <laughs> öldürürken Kanka aile para ödemiyor. Çocuk kaç gün bedavaya yattı, öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız dedim, yalvardım. Cenaze için bile yapılan kirli pazarlıklar, el altından satılan ilaçlar, her konuşmada mide bulandıran detaylar. Normal burada gerektiği gibi taburcu olsa hasta sayısı 5'i geçmez. Aileye de kötüleşti diye haber verdik şimdi. Şu adrenalin etkisi geçene kadar kapattım kıvözü. Makinada birazdan eks kabul ederiz yani. Türkiye'yi sarsan yeni doğan çetesi hakkında hazırlanan 1400 sayfalık iddianamede bebeklerin nasıl adım adım ölüme sürüklendiği, sonrasında da evrakın nasıl yok edilmeye çalışıldığı gözler önüne seriliyor. Küçücük canlar bir bir yitip giderken onların rahat tavırları pes dedirtiyor. Yani onu çok şey yapmadım. Çünkü aile Suriyeli. Herhangi bir şey yok. Çocuğa adli tıp süreci başlatmadılar. Çocuk defnedildi. Tamam. Kadın doğumcu ararsa sonra çıkartsak mı acaba filmi kayıttan falan. Neyse artık. Yok, yok ya. Çocuğun ölüm belgesini doldurduk. Çocuk defnedildi artık. Fırat Sarı'nın ödeme yapmadığından şikayet eden iki çete üyesinin de solunum tedavisinde kullanılan ilacı binlerce liraya sattıkları ortaya çıktı. O gün yaptıkları pervasızca şakalar gerçek oldu. Doğukan ilacı el altından satalım. Hocadan nasıl gizli saklı yapacaksın? Haberi olmaz ki 100 taneyi boş ver. Biz şu ana kadar 60 tane sattık. 10 binden kaç para yapıyor hesaplayamadım. 720 bin. Hasan her ay 100 tane çıkartacağız. Her ay 1 milyon 200 bin. Hasan 12 ile çarp bir senede 10 trilyonu da geçiyor. Haberlere çıkarız. 1 trilyonluk ilaç kaçakçılığı yaptılar diye yüzümüzü gözümüzü sansürlerler. Gözümüze siyah şerit çekerler. İkimizi yan yana fotoğrafını şoplayıp yan yana getirirler ikimizi. İlaç firmaları, ilaç mafyaları peşimize düşerler. Savcılık ifadelerinde de çarpıcı detaylar var. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen hemşire Hasan Basri Gök, SGK'yı nasıl dolandırdıklarını anlattı. SGK'ya fatura edilebilecek ne varsa fatura ediyor ve devletten fazla para alınıyordu. Yoğun bakımda tedavi gören bir yeni doğanın bir adet ilaç alması gerekiyorsa 5 ilaç kullanılmış gibi gösteriyor ve bunu fatura ediyorlardı. Çetenin 1 ve 2 numaralı isimleri Fırat Sarı'yla ile İlker Gönense suç işlediklerini düşünmedikleri için pişmanlık yasasından faydalanmak istemediğini söyledi.